Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz TUMUZ ile devam ediyor. Bizler de sizler için sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugünkü durağımız Mardin Kızıltepe. Mardin Kızıltepe'de enerji sektöründe faaliyet gösteren ve kurulduğu günden itibaren sektöründe bir marka olarak çalışmalarını sürdüren Dastan Trafo'ya konuk olduk. Yanımızda firmamızın genel müdürü ve sahibi Sayın Seyitan Karaozan ile beraberiz. Bakalım Seyitan Bey sundukları hizmetler ve faaliyet alanları ile alakalı bizlere ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Seyitan Bey merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz Tayfun Bey. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz de iyisiniz inşallah. Bizler de çok iyiyiz. Her şeyden önce bizleri misafir ettiğiniz ve ağırladığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah, ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Çok sağ olun. Seyitan Bey, uzun süredir Mardin Kızıltepe bölgesinde enerji ve trafo sektöründe faaliyet gösteren bir firmayız. Buradaki çalışmalarımız ve hizmetlerimizden bahsetmeden önce tüm Türkiye'de ekranlarında bizleri izleyen izleyicilerimiz adına biraz sizleri tanıyabilir miyiz? Hay hay. Tekrar söylüyorum, hoş geldiniz memleketimize, şirketimize. İsmim Seyitan Karaozan, buralıyım, Mardinliyim. İşte 2002 yılında okulu bitirdikten sonra, makine mühendisiyim bu arada, okulu bitirdikten sonra burada aile şirketimiz olan Datsan'a devam ettik. Katkıda bulunmak amacıyla çalışmaya devam ettik. İşte burada trafo üretimi ile sektörde faaliyet göstermeye devam ediyoruz. Peki Datsan Trafo Enerji ne zaman kuruldu ve kaç yıldır hizmet vermekteyiz? Datsan aslında trafodan önce elektrik firması. Datsan Elektrik diye geçer bizim şirket ünvanımız. 1992 senesinde kurulan bir şirket. Elektrik sektöründe faaliyet gösteriyor. Enerji nakil hatları ve işte çeşitli resmi kurumların taahhüt işlerini yapıyor, ediyor. Daha sonrasında orta gerilim malzeme satışında ciddi faaliyetler gösteriyor. Ve 2006 yılında da Datsan markasıyla trafo üretimine başlıyoruz. 2006'dan beri de işte dediğim gibi hem yurt içi hem yurt dışı pazara trafo üretiyoruz, tedarik ediyoruz. Şimdi her şeyden önce 2002 yılından itibaren enerji sektörünün trafo alanında, onun öncesinde de enerji sektöründe genel anlamda faaliyet gösteren bir firma olarak. Sektörümüz zor bir sektör Seyitan Bey. Sürekli takip isteyen, güncellik isteyen ve uğraşılması gereken bir sektör. Bu sektörde ayakta durmayı nasıl başardık? Bu başarının sırrı nedir? Başarının sırrı aslında insan kaynağı. Yani sermayeniz olabilir, kendi bilginiz, beceriniz de olabilir. Fakat bu bilgi, beceriyi realize edecek, bunu hayata geçirecek, inşa edecek bir ekibiniz, bir takımınız yoksa bunu yapmanız imkansız, yapamazsınız. Yani bir trafo üretemezsiniz. Bizim başarımızın belki de en büyük sebebi tabiri caizse sağlam insanlarla, işi bilen, işi seven, bizlerin onları sevdiği ve onların da bizleri sevdiği bir ekiple çalışıyor olmak bizim en büyük şansımız ve avantajımız. Değil mi? Evet. Her şeyden önce burada anladığım kadarıyla biz bir ticarethaneden daha çok hizmet sektöründe faaliyet gösteren bir firmayız. Önce hizmet sonra ticaret diyoruz. Kesinlikle, herhalde. Kesinlikle öyle. Ya zaten şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Satış yaptığımız gerek yurt içinde olsun gerek yurt dışında olsun neredeyse hiçbir müşterimizle direkt ticari olarak bir temasımız olmamıştır bugüne kadar. Gideriz, ziyaret ederiz. Farklı kıtalarda da olabilir bu insanlar. Ziyaret ederiz. Kendi kültürümüzü gösteririz, ederiz. İnsan olarak yapılabilecek her şeyi yaparız, ederiz. Sonrasında ticaret belki 3 sene sonra gelir, belki 2 sene sonra gelir, belki de hemen gelebilir. Ticaret devamında geliyor zaten. Kesinlikle. Önemli olan dediğim gibi pozitif değerler üzerinde insanlara bir etki bırakabilmek, insanlar üzerinde etki bırakabilmek, gerisi kendiliğinden geliyor. Seyitan Bey, sizce Dastan Enerji neden tercih edilmeli? Yani bizi sektörümüzdeki diğer firmalardan ayıran en büyük özellikler nelerdir? Biz dediğim gibi temel olarak pozitif değerler üzerinde çalışan, yani sadece ticaret endeksi çalışmayan bir işletmeyiz. Öncelikle bunu bir kenara bırakalım. Ardından hızımız, çok hızlı hareket edebiliyoruz biz. Yani bizden teklif istendiği zaman bu teklifin gereği olan projelendirmeyi çok hızlı bir şekilde yapabiliyoruz. Evet. Yılların verdiği belki deneyim sayesinde, yine hızlı olan takımımız sayesinde hızlı bir şekilde reaksiyon gösterebiliyoruz. Mesela Afrika kıtasından bir teklif talebi geldiğini düşünelim. Mühendis arkadaşlarımız bunu hızlı bir şekilde projelendiriyorlar. Yani bir gün bile sürmüyor bu iş. Zaten ürünlerin çoğu standart, sadece o ilgili ülkeye göre revizyon yapılıyor. Gerekli, evet, değişiklikler yapılıp hemen gönderiliyor, cevap veriliyor.
Müşterimiz telefonla veya maille döndüğü zaman bizim 7/24 hizmet veren arkadaşlarımız var. Yani 3 vardiya şeklinde çalışıyorlar. Hem cepleri hem mailleri, diğer iletişim araçları tamamıyla açık bu arkadaşlarımızın. Evet. Özellikle dış ticaret yaptığımız müşterilerimiz için konuşuyorum. Bize 7/24 ulaşabiliyorlar. Bu müşteri açısından, özellikle Afrika'daki müşteri potansiyeli açısından inanılmaz bir nimet. Bu en büyük avantajlarımızdan bir diğeri. Diğer bir nokta, kalite. Olabilecek en iyi kaliteli ürünü üretiyoruz. Fakat yaptığımız şey bu değil. Zaten mühendisliğin tanımı da kaliteli ürün yapmak değildir. Mühendisliğin tanımı kalite, ergonomi, emniyet, ekonomiklik, bu standartları, bu değerleri bir noktada optimize etme sanatıdır diye tabir edilir mühendislik. Kesinlikle. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz. En uygun fiyatlı ürünü, en uygun kalitede, en uygun ergonomiyle, en uygun şekilde ürünü üretiyoruz ve sevk ediyoruz. Dolayısıyla müşterilerimiz de bu değerlerde, müşterilerin bizi tercih etmesi noktasında ciddi etken oluşturuyor. Peki, biraz sizlerden Dastan Enerji'yi tanıyabilir miyiz? Yani ürünlerimiz, çalışmalarımız ve kimlere hitap eden bir firmayız? Biraz daha basitleştirirsek, biz kim için çalışmalar yapıyoruz burada? Tabii ki, biz dünya için çalışıyoruz. Önce onu söyleyeyim. Genellikle bizim müşteri portföyümüzde, ilgili ülkenin dağıtım şirketine, ki Türkiye'de bunlar biliyorsunuz özelleştirildi, işte TEDAŞ'ta özelleşti her bölgenin ayrı olmak üzere. Bu dağıtım şirketlerine trafo tedarik eden müşterilerdir. Yani tabiri caizse malzeme tedarikçileri diyebiliriz o ülke, evet, için. Müşteri portföyümüzü genellikle büyük dilimini bu insanlar, bu müşteriler oluşturur. Bunlara hizmet veririz. Dastan Enerji sadece Türkiye pazarında mı çalışmakta, yoksa yurt dışı çalışmalarımız da var mı? Hayır, sadece yurt içi pazarına veya sadece yurt dışı pazarına hizmet vermiyoruz. Aslında hedeflediğimiz nokta ürünlerimizin %100'ünü ihraç kayıtlı üretmek, ihraç amacıyla üretmek hedefiyle çalışıyoruz. Fakat şu anki değer %84 yurt dışı, %16 yurt içi olarak üretim devam ediyor. Evet, sürdürüyoruz. Peki sektörümüzde bir markayız, çalışmalarımızda bölgede değil tüm Türkiye genelinde parmakla gösterilen bir firmayız tabir yerindeyse. Bundan sonraki süreçte neler planlıyoruz ve hedefliyoruz? Sonuçta yönetimden, yani babadan aldığımız bir bayrağı ileri taşımak amaçlı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu ağır bir sorumluluk. Evet. Bunun kapsamında neler düşünüyoruz, neler hedefliyoruz? Şimdi öncelikle bu işin bir matematiği var. Yani ihracat yapan bir şirketseniz ve ağır ürün üretiyorsanız, ki transformatör, trafo ağır bir üründür, endüstriyel bir üründür. Hem pahada ağırdır hem teknik olarak ağır bir üründür. Dolayısıyla bu topraklar üzerinde uzun soluklu, çok ciddi bir noktaya gelmeniz teknik olarak zordur. Evet. Çünkü limanlara uzaksınız. Yabancı ülkelere, biliyorsunuz, yani gemilerle sevk ediyoruz ürünlerimizi. Dolayısıyla limanlara daha yakın yerlere hareket etmemiz gerekiyor. Bu Mardin'i bırakacağız anlamı taşımıyor kesinlikle. Çünkü burası bizim kurulduğumuz yer, bizim topraklarımız. Biz buralara hizmet etmek zorundayız. Zaten geçmişte de yapılan belki en büyük yanlışlardan bir tanesi buydu. Bu topraklara da siz yatırım yapmazsanız, bu toprakların yatırımlarının önüne geçerseniz belki de daha fazla para kazanmak için, şirketi daha verimli hale getirmek için bazı sosyal değerlerden ödün verirseniz, evet, bu uzun vadede size olmasa bile çocuklarınıza ciddi sıkıntılar doğurabilecek durumdur. Ülke adına bir eksikliktir bu, bir sıkıntıdır. Yani Mardin sadece işte buğday eken biçen, pamuk eken biçen bir yer olmamalı. Endüstriyel ürünler de üretilmeli. Fakat şirket bazında da değerlendirdiğimiz zaman bizim fabrikamızın belki bir aynısını, belki daha büyüğünü limana yakın bir şehirde kurmamız gerekliliği de var şu anda ortada. Orta vadeli hedeflerimizden bir tanesi bu. Peki son olarak Seyitan Bey, tüm Türkiye'de ekranlarında bizleri izleyen değerli izleyicilerimize buradan neler aktarmak istersiniz? Datsan Trafo olarak biz burada Türkiye'nin ve dünyanın bütün standartlarına uygun en iyi kalitede ürünü üretmeye çalışıyoruz. Öncelikle seyircilerimiz bunu bilsinler. Onlara hizmet etmek için de 7/24 bütün iletişim kanallarımız açık. Diledikleri zaman bizimle irtibata geçip
dediğim gibi dünyanın ve Türkiye'nin bütün şartnamelerine, standartlarına uygun ürünleri tedarik edebilirler. Bunu bilmelerini isteriz. Pekala, bizler de tekrardan bizleri misafir ettiğiniz, varladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Dastan Enerji'ye ticari hayatında başarılar diliyoruz. Çok çok teşekkür ederim ben de buralara kadar geldiğiniz için. İnşallah en kısa sürede sizleri tekrar ağırlamaktan gurur ve şeref duyacağımızı da bilmenizi çok isterim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok sağ olun. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuz ile devam edecek. Mardin Kızıltepe'de enerji sektöründe ve trafo sektöründe faaliyet gösteren sektörünün lider firması Dastan Enerji'den aktaracaklarımız bu kadar. Şimdilik söz merkez stüdyolarımızda.